Arkadaşlar herkese merhabalar, günaydınlar. Şimdi size salonumu göstereceğim ama yadırgamayın beni, tamam mı? Çünkü olabilir bazen böyle şeyler. Ta 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 tam. Dün akşam ütü yapıyordum ama artık o kadar böyle halsiz ve yorgun kaldım ki dedim yeter yani, kapatıyorum. Yarın sabah devam ederim. Normalde yazları sabah ütü yapmak biraz eziyet oluyor insana ama bunu kendime yaptım. O yüzden ütüler, ütülenmişler, ütülenecekler, kurutmadan çıkanlar, nefesin oyuncakları, oyuncaklar. Salon bu halde arkadaşlar. Bir de küçük olunca böyle hemen cicik dağılıveriyor. Ama şimdi önceliğimiz ütümüzü bitirmek. Sonrasında salonu toparlamak. Bu arada yeni robotum mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. O kadar işimi kolaylaştırdı ki. Bunun detay videosu size gelecek. Şimdi bana kalan bir tek buraları toparlamak. Geri kalanı robot halleder. Kahvaltımızı da yaptık. Nefesin kulak iltihabı olmuştu. Antibiyotik başlamıştık. Tekrarladı arkadaşlar maalesef. Antibiyotik bitti. 2 gün sonra tekrarladı. Bu sefer şöyle 2 tane damla verdi doktorumuz. 1 haftadır da bunları kullanıyoruz. Şimdi bugün tekrardan bir kontrolü var nefesin. Yok. Yok, şimdi gitmeyeceğiz. Öğleden sonra gideceğiz. Tamam. Şimdi bunları da damlatacağım. Ütüye koyuracağım arkadaşlar. Hadi gel damlatalım. Arkadaşlar ben ütüye başladım. 2 tane gömlek ütüledim. Yamuldum resmen. İnanılmaz bir karın ağrım başladı. Nefesi dedim. Anneciğim ben çok kötüyüm. Hap içip uzanmam lazım. O da sağ olsun geldi böyle yanıma. Oyun oynuyor yatakta. Aha, ben de şimdi kızımla oynayacağım. Böyle yatıyorum. O da böyle kartlarıyla oynamak istedi. Çocuk olunca böyle arkadaşlar. Çok şükür yine de bugün bize. Anne de bunu yapacağız. Şarit de bunu. Anlamadım. Önce bunu yapacağız. Şarit de bunu. Önce onu yapacağız sonra onu mu? Onu ne yapacağız ki? O kartın üstündeki ne mesela? Ayı. Ayı mı o? Bir daha bak bakayım. Ayı. Ayı. Ben sanki aslana benzettim. Aslan mı? Aslan mı? Evet. Değil mi aslan? Bu ne peki? Aslan bu. Bu ne? Bu aslan. Ayı. Ayı bu değil mi? Evet. Peki. Bu da uçak. Bakayım uçağa. Oo, sen hiç uçağa bindin mi? Bineceğiz ya. Bineceğiz bu ya. Bu da mamun. Nereye gideceğiz? Mamun. Evet. Nereye gideceğiz uçakla? Trenle. Trenle değil uçakla. Uçakta ocak bir şey de olacak. Sana trenle bineceğiz. Uçak bizi götürecek sonra trene mi bineceğiz? Evet. Uçak. Heyecanlı mısın bunun için? Burada. Buradaydı. Yani bakayım ne var o tarafında. Döndür. Tren işte o. Tren çöp. Bu da çöp. Bu da çöp. Evet. Bu ne? Duş. Bu ne? Sandalye. Bir daha bak. Masa. Bu da masa. Niye bir karttan aynısını 2 tane var? Bu ne? Dede. Evet. Bu ne? Ayaş. Evet. Ayaş. Bu ne? Dede. Peki bu ne? Nefes. Sandalye. Bu ne? Çocuk. Arkadaşlar şöyle sabah o dağınık halini gördünüz madem. Toplu halini de görün. Şunlar tepede kalmış. Evet. Toplu halini de görün. Şu kutu kalkacak bu akşam. Onu da gösteririm hatta size. Tertemiz yapmış görüyor musunuz? Süpürgenin maharetini biz dışarıdayken buraları bir güzel süpürmüş. Muhteşem olmuş. Ben de uzattım ayaklarımı. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? En son nerede kaldım? Yatakta şok hasta bir şekilde yatıyordum ama şu anda kendime geldim.
Hastaneye falan gittik, çok şükür kulak problemi kalkmış nefesim. Fakat deniz ve havuz kesinlikle yasak. Biz bu sene denize ve havuza hiçbir şekilde artık gitmiyoruz. Banyoları da mümkün olduğunca çok sık yapmamaya çalışacağız ve kulağını da çok sıkı kapatmaya çalışacağız derken bu sene böyle biraz idare edeceğiz arkadaşlar. Neyse ki nefesi böyle ben denize soktum, yani bir 3-4 sefer denize, 2-3 sefer de havuza girdiği için bu sene bu kadarlık yeter diyorum ve kendimi böylece avutuyorum. Şimdi gelelim konumuza. Bu akşam sevgili Faruk Bey bize gelecekti fakat gelmeyecekmiş. Ben de o gelecek diye şöyle bir paket tavuk çıkarmıştım ve Bahadır'a da demiştim ki bu hafta öğlen tavuk, akşam sebzemiz var. Bahadır'a dedim ki akşam abin gelecek, hani sen öğlen sebze ye, akşam tavuk yiyeceğiz. Ben de öğlen sebze yedim. Normalde öğlenleri yiyoruz ama böyle misafir falan gelince hani akşam yiyebiliyoruz istisnai bir durum olarak. Neyse gelmeyecekmiş. Öğlen sebze yediğimiz için biz de bu akşam yine tavuğu yapacağım yani ben sonuç olarak. Halk Ekmek'ten, pardon, bu Rıdvan abiden. Bir de ben bugün Halk Ekmek'e gittim arkadaşlar. İşte Faruk abim geleceği için şöyle normal ekmek aldım. Çocuklar parkta yediler ama glutensiz ekmek diyememizi öneriyor diyetisyenimiz. Glutensiz ekmek istedim Halk Ekmek'ten. 20 adet getiriyorlarmış ve hepsini ben almak zorundaymışım. Tanesi 3 TL'ydi, yani 60 TL'ye tuttu. Yine de sipariş verdim. Çünkü eğer oradan almazsam, yani 20 adet ekmek sipariş verdim, cuma günü gelecek. Buzluğa atınca çıkartıp çıkartıp yiyebiliyormuşsunuz. O yüzden 20 tane söyledim. Daha azı söylenmiyormuş. Hani ben dedim 2-3 tane almak istiyorum. Öyle olmuyor maalesef. En az 20 tane almak zorundasınız dediler. Şöyle bir durum var. Hani ben Getir'den söyledim birkaç kere fakat Getir'de 7-8 dilimi, yani dilim dilim satılıyor ve 7-8 dilimi 60-70 TL gibi bir fiyattı en son. Hani zam gelmediyse. Şimdi 7-8 dilimine, hadi 10 dilim diyeyim, 10 dilimine bir 60 TL vermek var ki o bizi 2-3 gün götürür ya da götürmez bilmiyorum. Bir de 20 tane ekmek alıp buzluğa atıp çıkartıp çıkartıp yemek var. O yüzden dedim ki ben 20 tane ekmeğimi alayım, buzluğuma koyayım, çıkartırım çıkartırım yerim. Ha, baktım yiyemiyoruz, sevmedik beğenmedik, o zaman da onu galetonlu gibi bir şey yapalım. Yani bilmiyorum, bir şey yapılır mutlaka arkadaşlar. Şöyle de bir grisini almıştım kepekli. Parkta çocuklar yedi, çok sevdiler. Bugün Halk Ekmek alışverişi yaptım yani arkadaşlar. Bizim hemen bu meydanda var. Ben seviyorum Halk Ekmeğin. Özellikle şu kıtır ekmeklerini çok seviyorum. Kıtır böyle baharatlı, kara kara oluyor ya. Onlar güzel oluyor. Ondan sonra ne aldım? Şöyle göbek aldım. Sebzenin, tavuğun yanına bol şey yiyeceğiz çünkü biz. Salata yiyeceğiz. Şöyle de bir şey aldım. Yani nefes yemek seçmiyor diye. Ben de bir haftadır biz sebze yiyoruz. Geçen hafta, tüm hafta boyunca etimiz yoktu Bahadır'ın da benim. Nefes de et yemedi. İçime dert oldu, çocuk bir haftadır sebze, yani hiç et yemedi. Yani inşallah bir zararı olmaz ama olmaz. Sonuçta hiç yemek yemeyen çocuklar da var diyorum. Bir hafta sebze yemesi belki vücudunun arınması açısından da iyi gelmiştir diyorum. Ama artık bu hafta her gün ona et, köfte, balık bir şey yedireceğim yani. Çocuk da bizimle birlikte sebze diyeti yaptı resmen. Şunu da yapacağım arkadaşlar. Eğer Faruk abi gelmiş olsaydı yanına patates koyacaktım ve makarna haşlayacaktım. Ama o yok. Şimdi makarna yaparsam da nefes tavuk yemez, makarnaya yönelir. O yüzden bugünkü menümüz salata ve tavuk. Ve yanına işte şey, kabak, nefes kabak da yiyor. Ve taze fasulyem de var. Bugün nefesin menüsü tavuk ve taze fasulye olacak. Kamerayı açtım, konuşuyorum ama açmamışım meğersem. Şey diyordum. Toz biber ve karabiber attım. Kimyon atıyorum şimdi. Şey yapmayacağım diyorum arkadaşlar diyordum. Çok yağ dökmeyeceğim. Hatta belki hiç dökmem diyordum. Çünkü zaten derilerini aldım ama birazcık çok acı atınca şimdi nefes acımacı da yemek istemez. Çocuğa da diyet yaptırdık. Ne yapalım? Şöyle biberlerim vardı arkadaşlar. Biber de güzel oluyor. O yüzden bunları da yapıyorum. İki kabak çok gelir dedim. Çünkü zaten salata ile yiyeceğiz yani. Şöyle tuz atıyorum kabaklara. Şimdi bunu da güzelce karıştıralım. Şöyle biberlerimi. Kuru fasulyemi buzluktan çıkartıp pişirdim arkadaşlar. Su
suyu bir tık fazla gelmişti gözüme. İyice çektirene kadar pişirdim. Şu anki suyu iyi. Şöyle tavuklara da bakacağım. Üstüne ilk etapta yağlı kağıt koyuyorum. Hemen kızarmasınlar diye. Şöyle pişmesine yakın. Bir 10 dakika daha yağlı kağıt kalsın. Sonra çıkartıyorum. Sonra da üstünü kızartıyorum yağlı kağıtsız. O zaman da güzel güzel. Hem iç pişmiş oluyor hem çıtır çıtır oluyor. Güzel oluyor yani. Böyle yapıyorum. Süpürge geçemiyor. Onun altından sandalyelerin. O yüzden bunları kaldırıyorum eve süpürgeceğim zaman. 4 tane de taburemiz var. Onları da oraya sıkıştırabilirim. Arkadaşlar. Böyle. Masamızı kuralım. Size şunu göstereceğim. Normalde masayı falan elbiseyle siliyorum da. Şimdi göstermek için çıkartayım dedim. Silipi kullanıyordum ben. Silip de güzel. Kampanyaya düştüğünde alabiliyoruz yani. Alıyorum ama. Bu solo yeni çıkmış galiba. Uygun fiyatlı ve çok güzel. Bir de bunun dezenfektanlısı var. 2 paket ondan aldım. Onu banyoya koydum. Bunu da normal evin genelinde toz alma mantığında kullanacağım. Havlusunu göstereyim. Çok güzel. Çok beğendim. Bence daha güzel Sleepy'den. Ama dediğim gibi Sleepy indirime gelince onu da alabilirim ama bu indirimdeydi. Şu an daha uygun fiyatı. O yüzden şu an bunu aldım. Bunu kullanıyorum. Şöyle masayı sileyim. Toz almada filan kullanıyorum daha çok işte. Aynaları silmede filan. Güzel oluyor bence. Şimdi salatayı fırına geçeceğim. Ama şöyle bir çizim kapatıp geleyim. Bahadır geldi. Şöyle sizin tabaklarımızı göstereyim. Bu da salatamız. Kesin. Şimdi hep birlikte yemek yiyeceğiz. Beni kurtar. Ne yaptın annene mi? Ben derdim. Ne teşekkür ederim. O zaman onu kurtardıysan seni yemek zorunda yok. Anne.